Merhabalar sevgili arkadaşlar. Piyano akordunun bir sonraki videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda fasikülleri de takip ederek oktav akorduna değineceğiz. Biz bir oktavı bastığımızda hangi aslında ortak doğuşkanları dinliyoruz, hangi sesler kulağımıza geliyor? Tabii ki bu seslerin hepsi piyanonun yapısına göre değişiyor. Bazen birden fazla ortak doğuşkan duyabiliyoruz, bazen dominant bambaşka bir şey duyabiliyoruz. Piyanonun yapısına göre değişiyor. Ancak neyi nasıl akortlayacağımızı tabii biz seçiyoruz ve testlerini de ona göre yapıyor oluyoruz. Şimdi fasikülde de okuduğunuz üzere 2'ye 1, 4'e 2, 6'ya 3 ya da 8'e 4 oktav akordu yapmak mümkün. Bunların hepsinin de ayrı ayrı testleri var. Salt bu testler olmadan bir oktavın akordunu tabii ki yapabilirim. Kulağıma vurusuz denilen şekilde, hadi diyelim vurusuz akortlamak mümkün olsun. Vurusuz geldiği şekilde bırakabilirim ve inanın kimse de bir şey demeyecektir. Ama yine de biz bir şeyler daha detaylı olsun, daha bilimsel bir altyapıya otursun istiyoruz. O yüzden akordumuzu yaparken daha detaylı bir oktavı nasıl akortlarız ona değiniyor olacağız. Şimdi seçtiğim tuşlar Fa3 ve Fa4. Piyanonun orta bölümü susturulmuş durumda. Testler için kullanacağım notaları da susturdum. Bütün bu testleri yaparken ve akordunuzu yaparken her zaman tek tellerin açık olmasına özen gösterin. Çünkü iki telde unisonda en küçük bile bir fark sizin duyduğunuz dalgalanmayı etkileyecektir. O yüzden hep tek tel açık olsun. Testi yapacağınız notanın da tek teli açık olsun ki dalgalanmalar karışmasın. Fa3 ile Fa4'ü 2'ye 1 oktav akordu yapmaya çalışalım. Yani ne demek bu? Fa4'ün birinci doğuşkanı olan Fa4 ile Fa3'ün ikinci doğuşkanı olan Fa4'ü birbirine eşitlemeye çalışalım. Şimdi öncelikle Fa3'ü biraz bozacağım. Şimdi oktavı bozdum. Oktavı bozuk olarak nitelendirmekte kimsenin kulağı sıkıntı çekmeyecektir. Bu bozuk bir oktav. Ancak bu bozuklukta bunu duyuyorum. Bunu duyuyorum. Çok azıcık bunu da duyuyorum. Şimdi bunu hatta biraz daha zorlasam kısmen ortak doğuşkanlardan biri olan bu sesi de duyabilirim ama bunların hepsi dalga yapıyor. Hepsi titreşim yapıyor. Şimdi kulakla belli bir yere getirmeyi deneyelim bakalım. Şimdi kulağım buna okey dese de yukarıda bir ses var. Bu ses. Belki mikrofonum almıyor. Yapacak bir şey yok. Ama ortak doğuşkanlarından biri olan ki 1, 2, 3, 4'e 8 ortak doğuşkan bu ses titreşim yapıyor. Şimdi onu kesmemin mümkünatı yok. Eğer ki orta bölgede olan bu iki sesi ben bu vuruyu keseceğim diye akortlarsam alt tarafın ana frekansını doğal olarak değiştirmiş olurum. Bu sefer oktavım bozuk gelecektir. İşte o yüzden diyorum oktav da olsa vurusuz akortlamak diye bir şey yok. Bir şeyler illaki vuru yapacak, dalga yapacak. Şimdi kulağım her ne kadar bununla tatmin gözükse de test edelim bakalım. Ben 2'ye 1 oktavı yapmak istiyorum. Yani benim Fa3 ile Fa4'te Fa4'ü dinleyebileceğim bir ses lazım bana. Ortak doğuşkanları içinde Fa4 olacak ve bu Fa4 ile üst üste doğal olarak basacağım ve bir dalgalanma dinleyeceğim. Hangi ses var? 10'a 17 testi dediğimiz test. Bir majör üçlü arkaya gidiyorum, geriye gidiyorum. 2 oktav da aşağı iniyorum. Fa sesinin majör üçlü gerisi re bemol yapacaktır. Onun da 2 oktav aşağısı re bemol 2'ye gelecek. Şimdi bir bu dalgalanmayı dinleyelim. Vav 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 şeklinde bir dalga duyuyorum. Bir daha. Şimdi eğer re bemol ile Fa3'ü de bastığımda bakın dinlediğim şey bu ses. Benim Fa3 ile bu frekansla hiçbir işim yok. Ben bunu dinliyorum sadece. Şimdi bu dalgalanma Fa3'te de tutarsa demek ki 2'ye 1 oktavımız olmuştur. Bakalım. Müzik.
Hala tatmin değilsem bu 3 dalgayı birden üst üste bindiriyorum. Hiçbir kesilme yok, tertemiz. Bunlar 2'ye 1 oktavda akortlular. Peki 4'e 2 oktava bakalım. Yani Fa 3 ile Fa 4'teyim. Fa 4'ün ikinci doğuşkanlığına tekabül edecek Fa 5 ve Fa 3'ün dördüncü doğuşkanlığına tekabül edecek Fa 5'i dinleyeceğiz. Şimdi bana artık bu ikisiyle hiç işim yok. Akord ettiğim seslerle hiçbir işim yok. Ben Fa 5 dinleyeceğim. Fa 5'i neyle dinlerim? Yine ortak doğuşkanları içinde, Fa 5 olan ve bu 3 ile 4'ü üst üste bindirebileceğim Fa'larla uyumlu bir ses lazım. Az önce Fa 4'ü dinlemek için Re bemol 2 kullanmıştım. Bir oktav yukarı çıkıyorum. Re bemol 3'e geliyorum. Re bemol 3'ün 5. doğuşkanı Fa 5. O zaman Fa 4 de çok rahat dinlerim. Bakalım. Yine aynı şekilde. Teste kullanacağım notalarım tek telli. Diğer telleri susturulmuş durumda. Şimdi bu iki frekansla hiç işim yok. Ben artık bunu dinliyorum. Vav 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 gibi daha hızlı bir vuru var elimde artık. Bir de buraya bakalım. Aynı şekilde. Vav 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 vav. İncelerde şunu dinliyorum ama onunla bir işim yok. O vuruyu kesmeye uğraşmıyorum. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Test için kullandığım notalarda re bemol kullanıyorum şu an. Re bemolün akortlu olup olmamasıyla ilgili hiçbir derdimiz yok. Hatta re bemolün akordunu hadi biraz daha değiştirelim. Diyelim ki test yaptığınız piyano maalesef ki 3-4 senedir akord edilmedi ve akordu fazla kaymış durumda. Mesela. Şimdi ben bunu dinlemek istiyorum ama kulağımın algılayabileceği, sayabileceği sınırın dışındayız. Yani çok hızlı bir titreşim var ve onu saymakla uğraşmak istemiyorum. Zaten akordum daha re bemole gelmemiş. Re bemolü sadece test için kullanıyorum. Ancak sayamıyorum. Çok hızlı. O zaman re bemolle istediğim gibi oynayabilirim. Ve o dalgalanmaları algılayabileceğim bir formata getirebilirim. Şu an şu sesi çok daha rahat dinleyebiliyorum. Tekrar söylüyorum. Re bemolün akoru da şu an hiç alakam yok. Ama tabii bunu yaparken şuna da dikkat ediyorum. Re bemolü fazla çekip de koparmıyorum. Ona dikkat. Vav 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 şeklinde bir dalgalanma duyuyorum. Bu seste. Başka bir sesle işim yok. Aynı şekilde vav 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 şeklinde duyuyorum. Ve bunların hepsini üst üste bindirirsem. Dalgalanmam kesilmiyor. Demek ki bu iki ses 4'te 2'de de akortlu. İlla ki bu arada ufak bir sapma, minicik bir sapma, benim algımın dışında bir sapma vardır. Ama ben onu algılayamıyorum. İnharmonisteden dolayı sapma olmamasının mümkünatı yok. Ama benim algılayabileceğim sınırların dışında. Ki bu da gayet tolere edilebilir bir sapma. Eğer o sapma oradaysa. Yani Fa 3 ile Fa 4'ün Fa3'ün hemen majör altı olan re bemol 3 ile buna da 3'e 10 testi deniyor. 4'e 2 oktavımı test edebiliyorum. Sonra geldik 6'ya 3 oktav akorduna. Fa3 ve Fa4'ü akord ediyorum. Daha doğrusu Fa4 akordu Fa3'ü Fa4'ü akord ediyorum. Ve 6'ya 3 oktav akordu yapacağım. Fa 4'ün 3. doğuşkanı 1, 2, 3 artık do kaçsa do 15 diyelim o tuş. Yani ben artık fa'larla yine işim yok, do dinleyeceğim. Bunu da şöyle bir sesle yapmam gerekiyor. Tabii ki doğuşkanları içinde bu do olan hatta mümkün mertebe yine fa'larla uyumlu, fa'larla ortak doğuşkanı mümkün mertebe sadece bu do olan bir sesle yapacağım. O da la bemol sesi. İki fa'nın arasındaki la bemol. Alttaki sesime minör üçlü mesafede, üstteki sesime majör altılı mesafede olan ses. Şimdi önce bir şunu dinleyelim bakalım. Dediğim gibi fa 3 ile fa 4 ile hiç işim yok. Fa 5 ile hiç işim yok. Tamamen do 6 ile işim var.
hızlı bir titreşim duyuyorum. La bemol'e şu an müdahale etmiyorum. Çünkü eğer fa'dan fa'ya gelebildiysem la bemol'ü geçmişim demektir. Eğer onu akortladıysam dokunmak yok. Duymaya çalışacağız. Bir tık hızlı mesela. Şimdi bir tık hızlı olması bunun fa3'ü tize çektiğim anlamına geliyor. Ama 2'ye 1 ve 4'e 2 oktavlarında aslında akortluyduk. 6'ya 3 biraz titreşim yapıyor diye ben fa ile şu an oynamalı mıyım? Bana sorarsanız hayır. Çünkü her şeyi mükemmel yapamazsınız. Yani bir oktavda, bir beşlide, bir dörtlüde her neyi akord ediyorsanız tamamen onu o kadar daraltayım, işte oktavı vurursuz yapayım gibi bir şey söz konusu değil. 4'e 2 ve 2'ye 1 tutmuş olsa dahi bu 6'ya 3, 4'e 8, 8'e 4 gibi oktavların tutacağı, her şeyin eşit olacağı anlamına gelmiyor. Piyanonun bir inarmonisitesi var. Piyanoda doğuşkanlar bozuk çıkıyor doğal olarak. O yüzden sapmaların başlaması, fark edilebilir bir şekilde başlaması çok doğal. Bir kere daha dinleyelim. Doğuşkandaki vuru aşağıda daha hızlı. Dediğim gibi fa biraz tizde kalmış olabilir. Yapacağım bir şey yok. O öyle kalacak. Eğer onu da eşitlersem ne olur bir bakalım. Şu an kulağıma eşit geliyor. 6'ya 3 eşit oldu mu? Bakalım oktav ne oldu? Bir tık sadece, bir önceki haline göre bir tık saflığımızdan ödün verdik gibi benim kulağıma geliyor. Az önce bence daha iyiydi. Ama yine de bu yanlıştır da diyemem. Bu bir lezzet meselesi. Bakalım diğerleri ne oldu? Yavaşladı. 4'e 2. Çok bir değişiklik sezemiyorum. Çok azıcık bir yavaşlama hissediyorum. Yani birazcık doğal olarak pese çekmiş olduk. 2'ye 1, 4'e 2'ye göre. Ama 6'ya 3'e göre... Fiyata göre gayet okeyiz. Bir de hepsini de deneyelim. Evet. Bu sefer fa3 ve fa4'üm 6'ya 3 doğuşkanlarda akortlu ama 4'e 2'de bir tık yavaş, 2'ye 1'de bir tık yavaş oldu. Lezzet meselesi, bırakılabilir de bir önceki haline de geri alınabilir. Yani burada yaptığımız ne olmuş oldu? Yukarı doğuşkanlara akord etmeye başladıkça tabii ki aşağılarda başka şeyleri değiştirmiş oluyoruz. Yukarıdaki bir doğuşkanla oynamam demek, aşağıdaki bir doğuşkanı ve ana frekansı değiştirmem demek. Peslerde bunu yapacağız. Ve o şekilde zaten akortlu duyuluyor olacak. Ama orta bölgede 4'e 2 gayet iyi bir oktav çeşidi olur. 2'ye 1 eğer duyamıyorsam son seçenek kullanırım ama 4'e 2'yi kullanırım. Gelelim 8'e 4 oktavına. 8'e 4 oktavında da bu arada 6'ya 3'te kullandığım test alt sese minör üçlü, üst sese majör altılı mesafede olduğu için 3'e 6 testi olarak geçiyor. 3'e 6 testini başka yerlerde de göreceğiz, tekrar karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim 8'e 4 oktavını nasıl test ederiz, nasıl yaparız? Bunun için bir oktav aşağı iniyorum ve fa2 ile fa3'e geliyorum. Tabii ki bu arada alalım.
Tabii ki bu arada bas bölümde özellikle bir noktadan sonra 4'e 2'yi duyamadığınızda, yani artık fa 2'yi akord ediyorum diyelim fa 3'e ve fa 4'ü dinlemek istiyorum ama hadi bu piyanoda duyuyorum. Ama piyanonun yapısına göre değişebiliyor işler. Bunu duymadığım noktada bir üst doğuşkana ilerliyorum ve burayı dinliyorum. Bas bölümde daha yüksek doğuşkanlara ilerlemeniz tabii ki duyuşunuz açısından daha rahat olacaktır. Çünkü yakın bir bölgedeki sesi rahat duyamayabilirsiniz ama uzaklaştıkça daha rahat duyuluyor. Mesela bu do'yu dinleyelim 6-3 testiyle. Mükemmel. Hatta bu iki ses şu an kendinden 6-3 akortlu. Evet. Bile. Akortlu bile şu an. Ama yine bir lezzet meselesidir. Piyanistin sizi yönlendirmesi iyi olacaktır. Bu yapılan 4 çeşit oktavın da 2-1, 4-2, 6-3, 8-4 hepsi doğru. Hepsi oktav akordu. Ama bir piyaniste kimisi daha güzel gelebilirken diğeri daha az lezzetli gelebilir. O yüzden piyanistlerle korne çalışmak önemli. Piyanistlerin de o yüzden bu konuları bilmesi önemli. Şimdi gelelim 8'e 4 oktav akorduna. Bu ikisinde akord ederken benim bu iki sesle hiç işim olmayıp 1, 2, 3, 4. Dördüncü doğuşkan, alttaki sesin 8. doğuşkanı. Tamamen şununla işim olacak. Onu nasıl yaparım? Bana bu fa'yı dinletecek, yine bu fa'larla uyumlu olacak ve yani mümkün mertebe bu fa'nın ortak doğuşkan olduğu bir ses lazım. Bu fa'yı dinlemek istiyorum. Tabii ki başka bir teste kullandığım re bemol 3'ün içindeki fa 5 ile buradaki fa 3'ü üst üste bindirirsem bunu dinlerim. Vav 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 ben buradayım diye bağırıyor zaten. Piyanonun da güzel olduğu yani buradan belli. Ben neyi dinlemek istiyorsam piyano bana onu dinletebiliyor. Zaten iyi piyano öyle olmalı. Ben böyle gezinmemeliyim piyanonun orasında burasında sesler nerede diye. Piyano vermeli bana o sesi. Çok net duyamıyorum. Daha burada bu sesi çok net duyamıyorsam, piyanoya da az önce iltifat etmiştim neyse. Daha burada bu sesi duyamıyorsam başka ne yapabilirim? Şimdi 4'e 2 testi yapmak istesem bunu veriyor. Okey. Diyelim bunu da duyamıyorum. 2'ye 1 oktav testi yapmak istesem 10-17 aşağı ineceğim. Çok daha berbat bir hale geldik. Ben bu sesi nasıl dinleyebilirim? Başka bir şey lazım bana. Yani tuşlara basarak dinleyebileceğim bir şey gibi gözükmüyor. Piyano bana bu pes bölgede o doğuşkanı duyuramayabiliyor. Çok doğal duyuramayabilecek olması. Kullandığı ağaçtan damar yönlerine kadar kullanılan materyal, telin kalitesi, sarımın kalitesine kadar. Tabii ki telin skalalaması yani tel çaplarının düzenine kadar bir sürü şey etkiliyor. Duyamıyorsam ne yapabilirim? Hayalet testi denilen bir test var. Onu uygulayabilirim. Ne demek bu? Ben bu fa'yı buralarda bir şey yapıp dinleyemiyorsam bunların içindeki fa'yı uyandıracak bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim? Bir tuşa çok yavaşça basıp dibe kadar geldiğimde çekicin tele vurmadan geri geliyor olması lazım ve susturucumun da açık kalıyor olması lazım. Böyle oluyor. Aynı şekilde fa 2'ye de çok yavaşça basıyorum. Susturucuyu açık bırakıyorum ancak tele vurmuyorum. Şimdi burada hem fa 3'ün bir açık teli var, titreşime hazır. Fa 2'nin bir açık teli var, titreşime hazır. Dinlemek istediğim fa'yı hızlıca bir staccato vuruyorum ve o frekans gidiyor o ikisini titreştirmeye zorluyor. Ve şu an bu ikisi içindeki fa'yı uyandırdığım için bir dalgalanma duyabiliyorum. Hadi şimdi o dalgalanmayı keselim bakalım. Artık bu iki ses onları duymamama rağmen 4'e 8 oktavında akortlular. Eğer
piyano size o sesleri veremezse bu şekilde hayalet testi de uygulayıp yapabilirsiniz. Hayalet testini uygulayabileceğiniz birçok mesele olabilir, birçok konu olabilir. Mesela bu fa'nın bir teli şu an akortlu diye kabul edelim. İkinci teli akortlamak istiyorum. Unison testi yapmak istiyorum. Yine bu karmaşık gruba girmek yerine fa'nın iki teli açıkken fa'nın herhangi bir doğuşkanını harekete geçirmek istersem. Eğer bu doğuşkanlarda bir dalgalanma varsa unisonunuz iyi olmamış demektir. O dalgaları keserek de unisonu kullanabilirsiniz. Hayalet testini de bu şekilde kullanıyoruz. Toparlayacak olursak. Piyano akordunda bir perdenin frekansı olması gereken yerde değil diye, akortsuz olacak diye bir şey yok. Bu hangi aralık olursa olsun, ister oktav olsun, ister beşli, ister dörtlü. Yapabileceğiniz seçenekler var. Çünkü piyano doğası size inarmonisite gibi bir nimet veriyor. Her şey teoride olduğu, matematiksel oranlarda olduğu gibi olmuyor. Sizin kulağınız ve burada da bir doğa var. Bunları kullanarak bir oktavı 4-5 farklı şekilde akortlayabilirsiniz. Mesele lezzet meselesi. Tekrar söylemiş olayım. Eğer ki iki sesi, oktav olan iki sesi 2'ye 1 akortlamak istersem yolu belli. 4'e 2 akortlamak istersem yolu belli. 6'ya 3 akortlamak istersem yolu belli. 8'e 4 akortlamak istersem yolu belli. Bu şekilde akortlarımızı yapabilir. Bir oktavı, yani bir oktav aralığını diyeyim. Do 3 ile Do 4 gibi, Fa 3 ile Fa 4 gibi bir oktav derken tamamını kastetmiyorum. Bir oktav aralığını akortlayabilirim farklı şekillerde. Benim genelde tercih ettiğim yöntem şu oluyor işin açıkçası. Herkesin 3 saat akorda ayıracak vakti yok. Her müşterinin de 3 saat bekleyecek vakti yok doğal olarak. Ben Fa 3 ile Fa 4 arasını telefonumdan alıyorum. İnharmonistenin en düşük olduğu bölge, orta bölge. Oradan aldıktan sonra pese ilerlerken 4'e 2, duyamadığım noktada 6'ya 3, duyamadığım noktada 8'e 4 ve hayalet testleriyle yapıyorum. Yukarı çıkarken 4'e 2 oktavı, duyamadığım noktada çift oktav başlıyor. Yani şu noktalara geldiğimde artık şunun çınlamasını duyamayabiliyorum. Şu an tabii teller açık, onu da geçiyorum ama çok ince ya da şuralara geldiğimde şunu duyamayabilirim doğal olarak. O zaman çift oktava dönüyorum. Eğer çift oktavda dalgalanmasız bir şekilde akort ederseniz üstlerinizde rahatça akortlu duyulacaktır. Ki bazen de şöyle bir durum var. Amerika'da bana bunları öğreten ustamın söylediği bir söz: müzisyen ol. Yani her zaman teknisyen olup her şeyi, dalgayı duyamıyorum, titreşimi duyamıyorum diye yaklaşmaya gerek yok. Müzisyen olmakta ve bir şeyler çalarak o bölgeleri dinlemekte fayda var. Şunun akorda gelip gelmediğinden emin değilsek bir la majör arpej çalarak gelip gelmediğini, lezzetli duyulup duyulmadığına kanaat getirebilir. Biraz inceye, biraz pese çekip ona göre bırakabiliriz. Kimse de gelip size bu olmamış dememeli, demesinler diyorum ve bu eğitim videosunu da burada noktalıyorum.